Evet muhteremler, cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in sizlerin şahsında rahmet mevsimi Recep-i Şehrullah diye Sultan-ül Enbiya'nın lisanında yer bulan Allah ayı olarak bilinen Recep-i Şerifimiz ve Recep-i Şerifimizin ilk nuru, alameti, işareti olan Regaib kandilimiz mübarek olsun inşallah. Af ve mağfiretimize vesile olsun. İslam aleminin yeniden uyanışına, dirilişine, birbiriyle kenetleşmesine, kardeş olarak ayağa kalkmasına, tarihteki yerini almasına vesile olsun inşallah. Cümle iman ile göçmüşlerimize de şu gece hürmetine zerreler adedince rahmet olsun inşallah. Hasbel beşer kabir azapları var ise def'u ref olsun. Kabirleri cennet bahçelerinden bir bahçe olsun. Şefaat Mustafa'ya aleyhissalatu vesselam nail olup onun sancağı onlara ve bizlere olsun inşallah. Evet muhteremler, kısaca regaiple ilgili bir kelime söyleyip geçmeyi arzu ediyoruz. Rabbim tesir halk eylesin. Regaib, rağbet etme anlamındadır. Bu kökenden gelir. Rağbet etme, yönelme, bir şeyi çok isteme, arzulama, ona itibar etme, değer verme manalarına gelir. Efendim, rağıp, tergip, bu kökendendir bu kelimeler. Rağbet, Türkçemizde de bu. Hep bu kökene dayalıdır. İşte bu gece de önem verilmesi gereken, Allah'a yönelilmesi gereken bir gece olduğu için Cenab-ı Hak'tan çokça istekte bulunulması gereken, yani duada, niyazda bulunulması gereken bir gece olduğundan bu isimle adlandırılmış, bu isim verilmiş, Regaib gecesi denilmiş. Cenab-ı Hak bizlerin de bu geceye, üç aylara, özellikle de yaklaşan Ramazan-ı Şerif'e rağbetimizi arttırsın inşallah. Şevkimizi, iştiyakımızı, gayretimizi ziyade eylesin inşallah. Tabii bizden ne kadar gayret ve mücahede varsa, çabalama, çalışma varsa o kadar da bize ikram ve ihsan var muhteremler. وَاِنَّ لَيْسَ لِلْاِنْسَانَ اِلَّا مَا سَعَى buyurur Rabbimiz. Kur'an-ı Kerim'de yani insan ne kadar gayret ettiyse, ne kadar çabaladıysa, ne kadar bir özveride, bir uğraşıda bulundu ise ona onun karşılığı vardır. Yaptığının karşılığı vardır yani. İslam tembelliğe, atalete prim vermez. Yani hamasi duygularla oturduğun yerden elini Allah'a açıp kendini dev aynasında görerek hiçbir karşılık
emek sarf etmeksizin bir şeyler istemeni kale almaz. Bunun için Fatiha'da bize İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in buyurur Rabbimiz. Yani ayetin sıralaması İyyâke nesta'in ve İyyâke na'budu diye gelmiyor bakın. Senden isteriz, sana yalvarırız, sen bizim istediklerimizi verirsin, sonra biz ibadet ederiz. Sana kulluk ederiz. Böyle buyurmuyor. Ya İyyâke nâbudû, biz kulluk yaparız. Adeta istediklerimizin bedelini, ücretini sana veririz önden. Ve İyyâke nesta'in, sonradan senden isteriz. Evet. Sonrasını senden isteriz. Demek ki ibadet olmaksızın, kulluk olmaksızın, hizmet olmaksızın istemeye de yüz olmaz. İstemeye yüz olmaz. Evet, isteyin buyuruyor Cenab-ı Hak. Ud'uni buyuruyor, bize dua edin. İstecib lekum. İsteyin ki biz de icabet edelim. Karşılık verelim isteklerinize. Ama bu karşılık ve bu istek belli bir ameliyeden sonra, belli bir gayretten sonra oluyor. Hani hepiniz bu hikayeyi bilirsiniz. Merhum Nasreddin Hoca Efendi Hazretleri, bu konuya da bir kısmen de olsa bir açıklık getirmiş olalım. Muhteremler, Nasreddin Hoca Efendi Hazretleri diyorum. Nasreddin Hoca Efendi bir mizah kahramanı değil. Dikkatinizi çekerim. Böyle tanımışız, böyle anlamışız ama böyle değil. Nasreddin Hoca Efendi bir İslam kadısı. Yani bugünün tabiri bir ağır ceza reisi. İslam hukukuna göre ağır ceza reisi, ilmiye sınıfından bir zat. Aynı zamanda da hikmet ehli bir zat. Hakikat ehli bir zat, evliyaullah'tan. Bu yüzden noktadan birisi, konuşkan birisi. Bize fıkra diye yansıtılan, efendim, eğlence aracı olarak kullandığımız bütün ifadelerinde bir hikmet var, bir ders, ibret var. Evet. Hepiniz Laurel Hardy diye bilinen o kısa filmleri, sessiz filmleri bilir hatırlarsınız. Bunları çocukluğunuzda seyreder gülerdiniz. Laurel Hardy. İki tane şaklaban. Nasreddin Hoca böyle biri değil. Şaklaban değil. Gülünecek birisi değil. Düşünülecek birisi. İfadeleri karşısında ciddi anlamda düşünülecek birisi. Evet, bu Hoca Efendi'nin parayı veren düdüğü çalar diye bir kıssası var. Bunu hepiniz bilirsiniz. Çarşıya gidiyorlar. Çarşıya giderken köyün meydanında köy çocukları oynaşıyorlar. Birbirleriyle oyun tutuyorlar. Hoca Efendi'yi görünce, hocam nereye? Çarşıya. Herkes Hoca Efendi'ye, hocam bana şeker al, akide şekeri, çocuklar severler. Hocam bana akide şekeri al, hocam bana balon al, bana şunu al, bana bunu al, siparişte bulunuyor.
Peki yavrum, peki yavrum. Çocuklardan bir tanesi getiriyor hocaya birkaç kuruş para veriyor. Diyor hocam şunu buyur. Bana da bir flüt al. Kaval o zaman. Bana bir kaval al. Peki yavrum. Hoca efendi parayı alır, çarşıya gider. İşte akşam üzeri çarşı dönüşü, çocuklar yolunu gözlüyor. Akide şekeri gelecek, balon gelecek vesaire, sakız gelecek. Herkes hoca efendinin geleceği yolda sıraya dizilir, beklemeye başlar. Hoca efendi gelir. Hocam benim akide şekerim. Yok yavrum. Benim balonum. Yok. Benim sakızım, şuyum, buyum. Yok. Cebinden bir kaval çıkarır. Buyur evladım, bu senin kavalın. Kaval istemiştin. Derler ki hocam bu nasıl iş? Biz de istemiştik. Biz de öteberi istedik. Bizimkiler gelmedi. Bu arkadaşınki geldi. Bunun kavalını verdin. Hoca efendi o meşhur ifadesini orada buyurur ki parayı veren düdüğü çalar der. O arkadaşınız para verdi. Siz kuruş sipariş verdiniz, bir şey vermediniz. Sipariş ettiniz, bize şeker getir. Çarşıda bedavaya vermiyorlar şekeri. Bize balon getir, sakız getir. Bunların hiçbiri bedava değil yani, bunlar ücretle. Ben de öyle o kadar zengin değilim ki bütün paramı şekere, sakıza vesaireye vereyim. O arkadaşınız bana para verdi. Düdüğünü getirdim. Parayı veren düdüğü çalar. Evet. Zikir yok, şükür yok, fikir yok, sabır yok. İbadet yok, itaat yok. Yok yok ve iyyake nestaîn. Senden istiyorum ya Rabbi. İstekten kim ölmüş iste? İşte birader. Ama usul İyyâke na'budu. Evet, İslam usul dinidir. Bunu hep ifade etmeye çalışıyoruz. Yine altını çizeceğim. İmam Gazali buyuruyor. İmam Gazali buyuruyor ki, ey Müslüman, sana İyyâke nestaîn dediğinde, senden istiyorum ya Rabbi, bütün zerrelerimle, bütün varlığımla senden istiyorum dediğinde, o istek kapısı açılmıyorsa, sana bir şeyler gelmiyorsa, hemen İyyâke na'budu'ya geri dön. Ancak sana ibadet ederim. Hikmetine, hakikatine geri dön. Bak ki o ibadetinde bir eksiklik mi var? İhlassızlık mı var? Şuursuzluk mu var? Alel aladesine, öylesine mi yapılmışlık var? Orayı kontrol et. İyyâke nâbudû ne kadar mükemmelse, İyyâke nestaîn kapısı o kadar açılacak. Şu halde Regaib gecesi, Cuma gecesi, Şehrullah olan Recep-i Şerif gecesi vesaire emsali geceler, günler sadece istek günü değil, ibadet günü, taat günü, kulluk günü. Bunlar
tabirimi mazur görün, bir madalyonun iki yüzü. Biri birinsiz olamaz. Olamaz. Sıf isteyip yapma tenezzülünde bulunmayanları Sure-i Şerif'in sonunda Cenab-ı Hak vasıflandırıyor. Fatiha suresi diye bildiğimiz o Sure-i Şerif'in son ayetleri bize bu insanları bildiriyor. Hep istemişler ama hiçbir şey yapmamışlar. Gayril mağdubi veleddallin. Ya Rabbi, bizi mağdub olanlardan, senin kızgınlığına uğrayanlardan, gadabına, ikabına, hiddet ve şiddetine uğrayanlardan eyleme bizi ya Rabbi. Mağdub kim bunlar? El-Yahud, Yahudiler. Bizi Yahudilerden eyleme ya Rabbi. Yahudileştirme bizi ya Rabbi. Yahudi mantığıyla, Yahudi felsefesiyle, Yahudi anlayışıyla birleştirme bizi ya Rabbi. Gayril mağdubi veleddallin. Sapıtanlardan, dalalete düşenlerden, hakkı terk edenlerden, hakkı bırakıp batılı tercih edenlerden eyleme. Kim bunlar? En-Nasara, Hristiyanlardan eyleme bizi ya Rabbi. Batılılaştırma, batıllaştırma bizi ya Rabbi. Onlar niye böyle oldular? Allah'a kulluk yapmamak için dinlerini değiştirdiler, tahrif ettiler. Kitaplarını tahrif ettiler. Şu zor, bu kolay dediler, ayrıştırmaya gittiler. Zorları bıraktılar, sözde kolayları tercih ettiler. Zaman geldi o kolayları da yapamaz oldular. Bugün şimdi biraz yapılanları anlayabiliyor musunuz? Akıl kimden geliyor? Öğüt nereden geliyor? Evet. Evet, dinde zorluk yok. İnanan insan için din zor değil. Allah'a teslim olan bir insan için din zor değil. Her kaidesi belli. Ve her ne yaparsan Allah-u Teala seninle. Niye zor olsun ki? Allah seninle. Kudreti seninle. Kuvveti seninle. İlmi seninle. Nuru seninle. Rahmeti, mağfireti, hidayeti seninle. Allah seninle iken zor bir şey olabilir mi? İşte bu geceler sadece istek gecesi değil, ibadet gecesi. Ömrün tamamı böyle muhteremler. Evet. Kulluk varsa dua da bu kulluğun, bu ibadetin bir parçası. Kulluğun bir parçası. Rabbim Azze ve Celle bu kullukta bizleri muvaffak kılsın. Kulluğumuzu mükemmelleştirsin. Yani İyyâke nâbudû fehvasını, hakikatını müthiş bir gayretle, müthiş bir ihlasla, özveriyle, efendim,
feda ile vefa ile yerine getirip sonra ve iyyake nestaîn kapısına varıp istek kapısına varıp isteklerimizi Rabbimize arz edip alanlardan eylesin bizleri. Amin.